Saat 13, gün ortasına hoş geldiniz. Sayın seyirciler, ülkede son günlerde vaka sayılarında yaşanan artış Sağlık Bakanlığı'nı da harekete geçirdi. Sağlık Bakanı Ali Pilli, ilgili uzmanlar ve Acil Durum Hastanesi ile Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi başhekimleriyle toplantı yaptı. Toplantıda Acil Durum Hastanesi'nin daha iyi organize edilmesi ve hizmetlerin aksamaması için kararlar alındığı bildirildi. Sağlık Bakanı Ali Pilli, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, çocuk hastalıkları uzmanları ve Acil Durum Hastanesi ile Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi başhekimlerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Ali Pilli, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bugünlerde vaka artışının beklendiğini belirterek sağlıkta alınan tedbirlerle ekonominin önünün tıkanmasının engellenebileceğini söyledi. Pilli toplantıda Acil Durum Hastanesi'nin daha iyi organize edilmesi ve hizmetlerin aksamaması için bir takım kararlar alındığını belirtti. Pilli, Acil Durum Hastanesi'nde hafta boyunca 7-18 saatleri arasında COVID-19 pozitif teşhisi alan her hastanın muayene olabileceği şekilde poliklinik sayısının artırılacağını, bu poliklinikte göğüs ve enfeksiyon uzmanı pratisyen hekim ve diğer uzmanlık alanlarından olmak üzere 4 doktorun hizmet vereceğini belirtti. Pilli ayrıca COVID-19 pozitif çocuklarının muayene ve tedavilerinin en iyi şekilde yapılması için gerekli tüm kararların alındığını belirtti. Halka bir kez daha aşı yapmaları çağrısında bulunan Bakan Pilli, Trenyolu Polikliniğinde bir ziyarette bulundu, orada halkın aşıya rağbet ettiğini gözlemlediğini söyledi. Aşı merkezlerine giden hiçbir vatandaşın geri gönderilmeyeceğini belirten Pilli, 12 yaş üzerindeki tüm vatandaşlara aşıların açıldığını, hiç aşı olmayanlarla ikinci, üçüncü ve dördüncü doz aşılar için aşı merkezlerine müracaat edilebileceğini hatırlattı. Covid-19 tablosuna bakalım. Ülkemizde son 24 saatte 207'si yerel, 257 pozitif vakaya rastlandı. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan 18.880 test sonucunda 207'si yerel, 257 pozitif vakaya rastlandığını, 78 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Açıklamada 3 kişinin yurt dışından ülkeye geldiği, 47 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içerisinde gözetim altında bulundukları belirtildi. Açıklamaya göre 81 kişi Lefkoşa, 50 kişi Girne, 55 kişi Gazi Mağusa, 4 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele ve 4 kişi Lefke bölgesinden. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Rum kesimi arasındaki geçişlerde aşılı kişilerden de 7 günü dolmamış negatif hızlı test veya PCR test sonucu istenecek. Söz konusu uygulama 22 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Rum kesimi arasındaki geçişlerde 22 Kasım itibarıyla aşılı olanların da negatif test sonucu ibraz etmesi gerekecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs'taki İyi Niyet Misyonu ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in 2 Haziran'da varmış olduğu anlaşma uyarınca, iki taraftaki tedbirleri uyumlaştırmak için iki taraflı teknik komitelerden Sağlık Teknik Komitesi'nin sürekli olarak epidemiyolojik durumu takip ettiği kaydedildi. Geçişlerde gözetilecek epidemiyolojik seviyenin belirlenmesi için her 15 günde bir veri takası yapıldığı da belirtilen açıklamada, komitenin bugünkü değerlendirmesinde durumun seviye 3 koyu kırmızı olması gerektiğine karar verildiği ifade edildi. Bu durumda 22 Kasım saat 9 itibariyle geçiş yapılacak günden 14 gün öncesi ikinci Sinovac, Sinopharm veya Sputnik de dahil EMA onaylı aşılarını tamamlamış kişilerin geçiş yapabilmesi için 7 günü dolmamış negatif hızlı test veya PCR test sonucu ibraz etmesi gerektiği belirtildi. Aksi halde 72 saati dolmamış hızlı test veya PCR aranacağı kaydedilen açıklamada, lise öğrencileri ve aşağı Pirgo sakinlerinden 7 günü dolmamış PCR testi isteneceği ifade edildi. Ekonomiyle devam edelim. Başbakanlık yarın kısa vadeli ekonomik eylem planı toplantısı düzenliyor. Ülkedeki ekonomik sektörlerle ekonominin itici gücü olan sektörlerden paydaşların yer alacağı toplantıda Kıbrıs Türk halkının ekonomik şartların ağırlaştığı bu dönemi en az zararla atlatması için yapılabilecekler ele alınacak.
Başbakanlık yarın kısa vadeli ekonomik eylem planı toplantısı düzenliyor. Açılış konuşmasını Başbakan Faik Sucuoğlu'nun yapacağı toplantı yarın saat 9.30'da Gönyeli Concord Tower Otel'de gerçekleştirilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kısa vadeli ekonomik eylem planı hazırlanmasına yönelik gerçekleştirilecek geniş katılımlı toplantıda ekonomik örgütlerle üniversitelerin görüş ve önerilerinin alınarak ekonomik şartların ağırlaşmakta olduğu bu dönemi Kıbrıs Türk halkının en az zararlı atlatması için yapılabilecekler ele alınacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık himayesinde düzenlenecek ve ülkedeki ekonomik sektörlerle ekonominin itici gücü olan sektörlerden paydaşların yer alacağı toplantıda Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ve Sağlık Bakanı Ali Pilli, ilgili bakanlık bürokratlarının yanı sıra ekonomik örgütlerle üniversitelerin temsilcileri yer alacak. Başbakan Faik Sucuoğlu'nun başkanlık edeceği toplantının saat 18'e kadar sürmesi beklenirken toplantı sonucunda yapılacak değerlendirmenin ardından kapanış konuşmasını Başbakan Faik Sucuoğlu yapacak.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda temeli atılan Doktor Suat Günsel İlkokulu'nun açılış ve bakanlığa teslim töreni bugün yapıldı. Yakın Doğu oluşumunun 6 ilçeye 6 ilkokul kazandırmasına yönelik proje kapsamında iskelede yapımı tamamlanan Doktor Suat Günsel, İskele Devlet İlkokulu'nun açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra üst düzey hükümet ve askeri yetkililer de katıldı. Yakın Doğu oluşumunun 6 ilçeye 6 ilkokul kazandırılmasına yönelik proje kapsamı da İskele'de yapımı tamamlanan Doktor Suat Günsel Devlet İlkokulu'nun açılışı ve bakanlığa teslimi düzenlenen törende yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra Başbakan Faik Sucuoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, bazı bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve davetliler katıldı. Açılış töreni saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende ilk konuşmayı Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Profesör Doktor İrfan Günsel yaptı. Günsel, Cumhuriyet'in kuruluşunun kutlandığı böylesi anlamlı bir haftada okulun açılması ve teslim edilmesinden dolayı gurur duyduklarını ifade ederek çok kısa sürede Lefkoşa ve İskele'deki okul binalarının tamamlanarak eğitime hazır hale getirildiğini kaydetti. 38. yaşını kutlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin genç ve dinamik bir yapıya sahip olduğunu belirten Günsel, dünya ile eşit şartlarda yarışmadıklarının bilincinde olduklarını ifade etti. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da belediye olarak eğitime büyük önem ve destek verdiklerini ifade ederek, 6 ilçeye bir okul diyerek yola çıkan, ülkemiz için yapmış olduğu birçok alandaki eşsiz yatırımlarıyla kök salan, eğitimin yanı sıra sağlıkta, sanatta, sporda da her zaman öncü olan adamızın ilk ve tek yerli otomobilini yapan Günsel ailesinin her bir ferdine de çalışmalarında daha nice başarılar diliyorum dedi. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da Günsel ailesinin çok kısa bir sürede açılışı gerçekleştirilen okulu eğitime hazır hale getirerek bakanlığa teslim ettiğini ifade ederek 6 ilçeye 6 okul projesini yürüten Günsel oluşumuna eğitime yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür etti. Bakan Amcaoğlu, 7 aylık çok kısa bir sürede bir yıl dolmadan iki okulu bu ülkenin çocuklarına geleceğini kazandırmak çok büyük bir adımdır diyerek okulun tamamlanmasına katkı koyanlara teşekkür etti. Ülkede eğitim alanında yürütülen altyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Amcaoğlu, 155 bin kişilik eğitim ordusunun en iyi şekilde eğitim alması için gereken yatırımları yapmaya devam edeceklerini belirtti. Başbakan Faik Sucuoğlu da Günsel ailesi tarafından gerçekleştirilen 6 ilçede 6 okul projesinin birer birer tamamlanarak eğitime kazandırıldığını söyleyerek bu durumun günümüz koşulları ve pandemi sürecinde bir mucize olduğunu belirtti. Başbakan Sucuoğlu, Günsel oluşumunun 6 ilçeye 6 okul projesiyle ülkeye, çocuklara ve gelecek nesillere bir harç koyduğunu ifade etti.
devlet ve özel işbirliğinde çok güzel işlere imza atıldığını ve söz konusu okulun buna çok güzel ve anlamlı bir örnek olduğunu dile getiren Sucuoğlu, bir ülkenin geleceğinde en önemli hamlenin eğitim olduğunu vurguladı. Covid pandemisinin eğitimimizi durdurmasına izin vermeyeceğiz. Bu kampanyayı gerektirecek koşullar artık geride kalmıştır. Bu tüm dünyada böyledir, bizde de böyle olacaktır. Artık bu virüsle yaşamayı, bu virüsten korunma koşullarında güncel hayatımıza devam etmeyi bileceğiz. Teknolojik imkanların da sayesinde çok kısa zamanda aşı bulunmuştur. Ana vatan Türkiye sayesinde birçok ülkenin aksine bir sıkıntı duymadan halkımızı aşılamaya devam ediyoruz. Duyduk ve çok sevindim. Yakın Doğu ailesi bu konuda da çok güzel atılımlar içerisindedir. Bu hastalıktan korkmadan ama tedbiri de elden bırakmadan gelecek neslimizi yetiştirmeye, eğitmeye, öğretmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da okul açılışında dünyaya verilen mesajı çok önemsediğini ifade ederek İskele bölgesinin her geçen gün geliştiğini ve kalkındığını belirtti. Bölgede çok fazla yabancı uyruklu kişilerin ikamet ederek devlet okullarından eğitim aldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, kendi çocuklarımızın farklı kültürlerden gelen, farklı lisanı olan insanlarla o kültürü beraber hazmetmelerinin ve evrensel düzeyde gençler yetiştirilmesinin önemli olduğunu biliyoruz dedi. Hala siyasi engellemelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önünü tıkamaya çalışanlar olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Rum kesiminin uzattıkları barış elini iterek çatışma kültürünü sürdürdüklerini vurguladı. Biz de bir anlaşma istiyoruz. Biz de Kıbrıs'ta bir istikrar istiyoruz. Doğu Akdeniz'de Türkiye, Yunanistan ve farklı ülkelerin bir takım çıkarlarının korunması bakımından o dengenin oluşmasında Türkiye Cumhuriyeti ile her daim beraber hareket etmekte olduğumuzu, çünkü Türkiye Cumhuriyeti hem ana vatandır, hem garanti ülkedir, hem bu bölgenin en büyük ülkesidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlenerek gelişmesi ve devam etmesinin en büyük temenni ve dilekleri olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, özel sektör, kurum ve kuruluşların yaptığı yatırım ve başarılarında ülkenin bir başarısı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Günsel ailesini başarılı yatırımlarından dolayı kutlayarak, yapılan yatırımların geleceğe umutla bakılabilmesi ve verilen siyasi mücadelenin bir yansıması olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, yarım asırdır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başarılarını görmemiz gerekir dedi. Konuşmaların ardından okulun teslim ve açılış töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çevre dostu projelere önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği yetkililerini kabul etti. Cumhurbaşkanım, biz ana yurttan Serhat yurduna... Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği'ni kabul etti. Cumhurbaşkanından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar'a Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Onursal Üyelik Payesi Kıbrıslı Türk Akademisyen Profesör Doktor Hüseyin Gökçekuş'a da birliğin temsilcilik payesi takdim edildi. Cumhurbaşkanı Tatar, siyasal, kültürel ve akademik işbirliklerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişimi için gerekliliğine dikkat çekerek Türkiye ile her alanda yapılan işbirliklerinin Kıbrıs Türk'üne güven verdiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nden kabloyla elektrik gelmesinin ekonomik açıdan olduğu kadar çevresel manada da büyük önem taşıdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda mimar ve mühendislerin görüşlerinin oldukça önemli olduğunu dile getirdi. Tatar, özellikle dünya gündeminde önemli yer tutan küresel ısınma konusunda da duyarlı olunarak çevre dostu projelere önem verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği yetkilileri de yaptıkları konuşmalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirttiler. Bakanlar Kurulu Başbakan Faik Sucuoğlu başkanlığında toplanıyor sayın seyirciler. Bakanlar Kurulu toplantısı saat 14'te başlayacak ve toplantı sonrasında yapılacak açıklamaları canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz.
Covid-19 salgını nedeniyle dondurulan Ocak, Şubat, Mart ayları hayat pahalılığı ödeneğinin Şubat ayına ait kısmı bugün ödendi. Maliye Bakanı Dursun Öz, koronavirüs salgını nedeniyle dondurulan Ocak, Şubat, Mart aylarını kapsayan hayat pahalılığı ödeneğinin Şubat ayına ait kısmının bugün ödendiğini açıkladı. Bakan Öz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Temmuz-Aralık 2020 dönemini kapsayan 6 aylık %10.65 oranındaki hayat pahalılığı artışının salgın dolayısıyla maaşlara 3 aylık yansıtma yapılmadığından dolayı ödenemediğini, bu yönde başlatılan çalışmalar neticesinde Ocak ayı %10.65 hayat pahalılığı ödeneğinin ödenmesinin 5 Ekim'de gerçekleştiğini, Şubat ayı %10.65 hayat pahalılığı ödeneğinin ise bugün yapıldığını söyledi. Maliye Bakanı Dursun Öz, COVID-19 pandemisi nedeniyle dondurulan Ocak, Şubat, Mart aylarını kapsayan hayat pahalılığı ödeneğinin Şubat ayına ait 25.064.552 Türk lirası 68 kuruşluk kısmı bugün ödendi dedi. Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında Yeşil Adımlar Projesi adı altında işbirliği protokolü yapıldı sayın seyirciler. Protokol Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'nde Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Aykut Hoca'nın tarafından imzalandı. Teşekkür ederim ve hayırlısı olsun diyorum. Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında çevre bilinci konusunda farkındalık yaratmak ve çevreyle ilgili çalışmalar yapmak adına Yeşil Adımlar Projesi adıyla işbirliği protokolü imzalandı. İmza töreninde basın açıklamada bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Aykut Hoca'nın Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin bilimsel alanda Turizm ve Çevre Bakanlığı'na çevre çalışmaları ile ilgili destek vermekten onur duyacağını belirtti. Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da çevre bilincinin küçük yaşlardan aşılanması gerektiğini vurgu yaptı. Ama önümüzdeki yıl artık çocuklarımızın ilkokuldan üniversite çağına kadar çevre dersini almaları ve çevre dersini aldıktan sonraki artık çocuklarımızın önümüzdeki süreçteki çevreye olan duyarlılıkları ve büyüklerine, velilerine artık yapacakları uyarılar sonrasındaki çevreyi istediğimiz boyuta ulaştırmak adınadır. Çevre eğitimini küçük yaştan şimdiye kadar almayı hedeflediğimiz. Yine aynı meyanda çevre ile ilgili baktığımızda denizlerimizin herkese aynı şekilde önem arz ettiğini, dolayısıyla deniz kirliliğini önlemek için arıtmaların deniz kirliliğine olan atıklarının önüne geçebilmek için sürekli atık izleme sisteminin ihaleye girmesi ve sürekli atık izleme sistemi şu anda deneme safhasında ve onun hemen akabinde yine bütün arıtmalar online izlenerek denizlerimizdeki bulaşın önüne geçebilmek için uygulamaya geçilen bir sistem. Bu sistem online çevre dairesi ve ilgili kurumlar tarafından izlenecek olan sistem. Buradaki amacımız yine denizlerimizi kirletmemek, denizlerimizi arzu ettiğimiz yerde koruyabilmektir. Yapılan ve hayata geçecek olan çevre çalışmaları ile birlikte 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün sembolik olarak kutlanacağı günleri arzuladığını vurgulayan Ataoğlu, işbirliğinin hayırlı olmasını diledi. Protokol konuşmaların ardından taraflarca imzalandı. Söz konusu projeyle çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik seminer ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin yanı sıra fidan dikimi de yapılacak. Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi 2022 mali yılı bütçe yasa tasarısını onaylayarak genel kurula sevk etti. Bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinin 22 Kasım pazartesi başlaması ve 24 Kasım çarşamba tamamlanması bekleniyor. 2022 mali yılı bütçe yasa tasarısı onaylanarak genel kurula sevk edildi. Bu çerçevede mahkemeler bütçesi 84.048.200 Türk lirası, kamu hizmeti komisyonu başkanlığı bütçesi 9.662.400 Türk lirası olarak oy birliğiyle kabul edilirken,
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesi 600 bin Türk lirası artışla 1 milyar 462 milyon 837 bin Türk lirası, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi 169 milyon 755 bin 900 Türk lirası, Sağlık Bakanlığı bütçesi 1 milyar 121 milyon 927 bin 900 Türk lirası, Dışişleri Bakanlığı bütçesi 145 milyon 802 bin 300 Türk lirası, Maliye Bakanlığı bütçesi 99 milyon 400 bin Türk lirası artışla 5 milyar 946 milyon 686 bin 500 Türk lirası olarak oy çokluğuyla kabul edildi. Komite gelirler bütçesini de oy çokluğuyla kabul etmesinin ardından 2022 mali yılı bütçe yasa tasarısının bütününü 12 milyar 770 milyon Türk lirası olarak oy çokluğuyla onaylayarak genel kurula sevk etti. Tasarıya ilişkin komitedeki oylamada Ulusal Birlik Partisi grubu milletvekilleri kabul, Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Halkın Partisi grubu milletvekilleri ise ret oyu verdi. 2022 mali yılı bütçe yasa tasarısının genel kuruldaki görüşmelerinin 22 Kasım pazartesi başlaması ve 24 Kasım çarşamba tamamlanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, işbirliği olasılıklarını görüşmek üzere DAYÜ Rektörü Profesör Doktor Aykut Hoca'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki tüm projelerde ülke ve topluma faydalı olma gayesi taşıdıklarını söyleyen Sibel Tatar, DAYÜ gibi bir üniversiteyle yapılabilecek işbirliklerinin onur verici olacağını kaydetti. Hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Aykut Hoca'nı ziyaret etti. Sibel Tatar ziyarette Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki tüm projelerde ülke ve topluma faydalı olma gayesi taşıdıklarını söyleyerek olası işbirlikleri için görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Aykut Hoca'nı ziyaret ettiklerini kaydetti. Sibel Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi gibi bir üniversiteyle yapılabilecek işbirliklerinin onur verici olduğunu ifade ederek Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversiteleri içerisinde öncü üniversitelerden biri olduğunu kaydederek Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin yurt dışı ve yurt içine de itibarı yüksek bir üniversite olarak Kıbrıs Türkiye için övünç kaynağı olduğunu ifade etti. Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Aykut Hoca'nın da bir devlet üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanlığı tarafından organize edilecek tüm projelere destek olmaya hazır olduğunu belirtti. Bilgi paylaşımı şeklinde. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay'ı kan bağışçısı kazanımı projesi kapsamında ülke genelinde gezici kan bağışı araçlarıyla kan bağışı toplamaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Yönetim Kurulu üyesi Murat Uzun yaptığı yazılı açıklamada kan bağış etkinliklerinin COVID-19 tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirildiğini kaydetti. Uzun, Kızılay Gezici Kan Bağış aracının bugün saat 17'ye kadar Akdoğan Belediye binası yanında olacağını belirtti. Kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu kaydeden Uzun, bir gün herkesin kana ihtiyaç duyabileceği unutulmamalıdır. Kan vermek için ihtiyaç anı beklenmeden sosyal sorumluluk bilinciyle kan bağışında bulunmak hayati önem taşır ifadelerini kullandı. Hava durumuna bakalım. Bölgemiz serin ve yağışlı havanın etkisi altında sayın seyirciler. Meteoroloji Dairesi bugünden itibaren havanın 3 gün boyunca yer yer sağanak yağmurlu geçeceğini duyurdu. Meteoroloji Dairesi bugün, yarın ve pazar günü yer yer yağmur beklendiğini açıkladı. Meteoroloji Dairesi'nin 18-24 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre hava parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 19-22 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Evet, bu haberle birlikte 13 bültenimizi de noktalıyoruz sayın seyirciler. Yeni gelişmelerle görüşmek üzere diyelim.
Aksa Futbol Ligleri'nde 10. hafta açılışı 2 maçla olacak. Süper Lig'deki Girne derbisinde bugün Türk Ocağı'yla Girne Halkevi karşı karşıya gelecek. Girne 20 Temmuz Mete Adanarı stadındaki mücadele saat 18'de başlayacak. 1. Lig hafta açılış mücadelesinde ise Gençler Birliği ile Sentepe karşılaşacak. Aksa Süper Lig'de yarın BRT2'den canlı yayınlanacak Yeni Cami Doğan Türk Birliği maçı yanı sıra Mesarya Cihangir, Bafül Kürdü, Göçmenköy maçları yapılacak. 1. Lig'de ise Maraş, Miracle, Değirmenlik, Mor Menekşe, Çetinkaya, Görneç, Dört Yol mücadeleleri yer alacak. Aksa Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve geride kalan 9 haftada başarılı bir tablo sergileyen Lefke'de yaşanan şok ayrılıktan sonra yeni teknik adam belli oldu. Toygar Davulcu'nun istifasıyla boşalan Adnan Doğruyol başkanlığındaki Lefke'de bu göreve tecrübeli teknik direktör Cenk Berkalp getirildi. Berkalp hafta sonu oynanacak Hamitköy karşılaşmasında takımının başında olacak. Basketbol Erkekler Ligi temsilcilerinin sezon hazırlıkları sürüyor. Kop Spor'la dün akşam yapacağı hazırlık maçı iptal edilen lig temsilcilerinden Çetinkaya günü Atatürk Spor Salonu'nda idman yaparak geçirdi. Sarı Kırmızılılar çalışmayı takım koçu Katri Alagöz yönetiminde yaptı. Çetinkaya Kop Spor hazırlık maçı Kop Spor teknik kadrosundan birinin COVID-19 testinin pozitif çıkması sonucu ertelenmişti. Bu arada geçtiğimiz hafta Mausa'da oynanması gereken Mausa Gelişim Akademi yakında oynar sesi U20 Ligi maçı bu akşam yapılacak. Maç Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak. KKTC Engelliler, Türkiye Tekerekli Sandalye Basketbol Süper Lig 4. hafta maçında Balıkesir'i konuk edecek. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda yarın oynanacak maç saat 12'de başlayacak. Ligde 2 mağlubiyet, 1 galibiyeti bulunan KKTC Engelliler 4 puanla 11. sırada bulunuyor. İbrahim Yavuz'un forma giydiği ve bu hafta Antalya ile oynayacak Fenerbahçe ise 6 puanla 3. sırada yer alıyor. Minik jimnastikçiler Miracle Hospital ve Miracle IVF Center'in katkılarıyla İstanbul'da yarışacak. KKTC Jimnastik Federasyonu 19-21 Kasım tarihleri arasında yer alacak müsabakalarda minik kızlarda, 26-28 Kasım tarihleri arasındaki yarışmalarda ise minik erkeklerde temsil edilecek. Hollandalı futbolcu Quincy Promes adam öldürmeye teşebbüsen yargılanacak. Ülkenin kamu yayın kuruluşu NOS'un haberinde Promes'in adam öldürmeye teşebbüs ve ağır saldırı suçlarından yargılanacağı bildirildi. Savcılığın Spartak Moskova'da forma giyen 29 yaşındaki Promes hakkında geçen yılın Temmuz ayında düzenlenen bir aile partisinde kuzenini dizinden bıçakladığından şüphelenildiği gerekçesiyle kovuşturma başlattığı belirtildi. Davanın ne zaman görüleceğinin henüz bilinmediği ifade edildi. Hollanda savcılığı tarafından yapılan ve isim verilmeyen yazılı açıklamada ise 29 yaşındaki bir kişinin bir aile ferdini bıçakladığından şüphelenildiği gerekçesiyle adam öldürmeye teşebbüsten ve ağır saldırı suçlarından yargılanacağı kaydedildi. Promes, Aralık 2020'de Ajax takımının oyuncusuyken konuyla ilgili birkaç gün hapiste kalmış ve hakkında çıkan iddiaları yalanlamıştı. Hollanda milli takımı formasıyla 50 maça çıkan Promes'in 7 golü bulunuyor. Turkish Airlines EuroLeague'in Türk temsilcileri bu akşam parkede olacak. Anadolu Efes, ligin 11. haftasında Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk edecek. Maç saat 19.15'te başlayacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda son şampiyon olan Lacivert Beyazlılar sezona iyi başlayamadı. İlk 4 maçını kaybeden Anadolu Efes sonrasındaki 6 karşılaşmada 4 galibiyet elde etti. Fransız temsilcisi ise Avrupa Ligi'nde çıktığı 10 müsabakada 5'er galibiyet ve yenilgi yaşadı. Ligin diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko'da 11. hafta maçında bugün saat 19.45'te deplasmanda Litvanya'nın Žalgiris Kaunas ekibiyle karşı karşıya gelecek. Euroleague'de 3 galibiyet ve 7 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko averajla 15. sırada yer alıyor. Litvanya ekibi ise puan tablosunun son basamağında bulunuyor. Amerikan Basketbol Ligi'nde Dallas Mavericks'i 105-98 yenen Phoenix Suns üst üste 10. galibiyetini aldı. NBA'ye 11 karşılaşmayla devam edilirken geçen sezonun finalisti Suns ağırladığı Mavericks'i yenerek 2010'dan bu yana ilk kez 10 maçlık galibiyet serisi yakaladı. 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Suns'la 24 sayı 9 reboundla oynayan Devin Booker ve 19 sayı 13 reboundla double-double yapan DeAndre öne çıktı.
Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Merhabalar efendim, merhabalar. Evet, bulutları görüyoruz efendim, bulutları görüyoruz. Yer yerde gök gürültüsünü işittik sabah saatlerinde. Evet, bugün yer yer sağanak yağmurlar görmek mümkün. Hatta gök gürültülü sağanak yağmurları da görmek ve işitmek mümkün. Evet, oldukça nemli bir hava kütlemiz var. Serin, yarın soğuk bir hava kütlemiz olacak. Yarın ve pazar günü. Aman dikkat, yer yer etkili sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur bekliyorum. Evet, haftanızın son gününde müjdeli haberler. Bu müjdeli haber neymiş? Sağanak yağmur geliyor efendim, geliyor. Ve bulutlarımız efendim, bulutlarımız. Evet, bugün Avrupa'ya bir baktığımda parçalı, yer yer çok bulutlu görünümler var. Rusya çok bulutlu, kuzey çok bulutlu, İngiltere an itibariyle parçalı bulutlu, İber Yarımadası az bulutlu bir görünümde. Evet, Batı Akdeniz bugün az bulutlu, Orta Akdeniz parçalı, çok bulutlu ve Balkanlar efendim, Balkanlar çok bulutlu bir görünümde. Sürprizler var mı efendim bugün Kıbrıs adamızda? Evet, Kıbrıs adamızda bugün çok bulutlu bir görünüm var. Hatta Karpaz Yarımadası'nda gök gürültülü sağanak bir yağmur var efendim. Evet, Türkiye'mde ise özellikle Doğu Anadolu bölgesinde çok bulutlu ve yer yer yağışları da görüyorum. Hatta Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde de. Ve meteorolojik haritam. Evet, meteorolojik haritama bir bakıyorum. Alçak basın sistemiyle üst atmosferdeki oldukça nemli hava kütlesini görüyorum. Ve nispeten soğuk veya serin hava kütlesi var. Kıbrıs'ı mı etkileyen? Türkiye'yi mi etkileyen? Yine Güney Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini etkileyen yine alçak basınç. Ve bunu alçak basınç ve nispeten soğuk veya serin ve çok nemli bir hava kütlesi var. Evet, diğer tarafları Türkiye'nin diğer bölgelerini yüksek basın sistemi etkiliyor. Evet, Avrupa üzerinde yine ta Karadeniz'in kıyılarına kadar gelen bir yüksek basıncımız var. Kuzeyde ve Rusya üzerinde yağışlı bir hava kütlesini görürken İtalya'nın hemen çizmesinin üzerinde ise bir alçak basınç ve buna bağlı bir cephe sistemini görmek bugünkü haritamızda mevcut. Diyelim ve ne diyorduk efendim? Bugün güzelim Kıbrıs'ta hava diyorduk. Önceleri parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu geçecek. Hatta bir ara gök gürültülü sağanak yağmuru da görmek veya işitmek işitebiliriz. Ve en yüksek hava sıcaklıkları. Evet, dün yine Defkoşa'da veya iç kesimlerde hava sıcaklığı veya termometreler 26 dereceye kadar çıkmıştı. Bugünkü tahminimiz için iç kesimlere 23 derece veriyoruz. Ve 3 derecelik bir soğumadan bahsetmek mümkün. Mevsim normallerine gelince hava sıcaklıkları yine mevsim normallerinin bugün 1-2 derece üzerinde bir sıcaklık seyir olacak. Ve Lefkoşa'da bugün en yüksek hava sıcaklığı 23 derece. Defke'de 20, Güzelyurt'ta 22, Girne'de 21, Alevkayası'nda 18, Karpaz Yarımadası, Dipkarpaz, Mehmetçik, Yenerenköy,
Selam olsun oralarda da en yüksek hava sıcaklığı 19 derece. İskele 22, Gazimaosa 20, Larnaka 25, Limassol 24, Baf 23 ve Trodos'ta ise yağışla birlikte sıcaklığımız 11 dereceye kadar çıkacak. Ve gecemiz yine yer yer yağışların, sağanak yağmurların yer yer devam edeceği öngörüsü var. Ve en düşük hava sıcaklıkları bu akşam Nefkoşa'da 7, Güzelyurt'ta 17, Güzelyurt'ta da 7, Lefke'de 15, Girne'de 14, Alev Kayası'nda 14, Yenerenköy'de 14, İskele'de 10, Gazimaustağ'da 13, Larnaka'da 15, Limassol'da 14, Baf'ta 16 ve Trodos'ta en düşük hava sıcaklığı 4 derece efendim. Ve yarın yine Kıbrıs'ımızda sağanak yağmur var efendim. Hatta yer yer etkili sağanak yağmurlar görmek mümkün, aman dikkat diyelim. Ve Lefkoşa'da en yüksek hava sıcaklığı 21 derece. Ve ne diyorduk? Mevsim normallerinin az altına düşecek yarından itibaren 2-3 gün hava sıcaklıkları. Ve Lefkoşa'da 21 derece, Girne'de 19, Lefke'de 19, Güzelyurt'ta 20, Alev Kayası'nda 16, Gazimaosa ve Yenerenköy'de 18, İskele'de 20, Larnaka'da 21, Limassol'da 19, Baf'ta 20 ve Trodos'ta 10 derece. Evet, hafta sonuna geldik. Bugün cuma, cumartesini sizlerle paylaştım. Pazar günkü havalar nasıl olacak efendim? Yine ve yine sağanak yağmurlu olacak ve yer yer etkili sağanak yağmuru da pazar günü görmek mümkün. Hava sıcaklıkları iç kesimlerde ve sahillerde 19-21 derece aralığında olacak diye bir öngörüde bulunalım. Aman dikkat diyelim, hafta sonunu dikkatli geçirelim. Ve denizlerimiz efendim, denizlerimizde ne var? Bugün hafif yer yer orta dalgalı bir deniz var. Kuzey sahilde güney ve batıdan, güney ve batı denizlerimizde ise kuzey ve batıdan 3 ile 4. Fakat güney ve batı denizlerimizde ise 3 ile 5 kuvvetinde bir deniz olacak. Ne dedik? Hafif yer yer orta dalgalı dedik. 1-1,5 metrelik de bir deniz olacak bugün. Fakat yarın ve pazar günü tüm sahillerimizde kuzey ve doğudan 3 ile 5 yer yer 6 kuvvetinde bir deniz olacak. Bu da nedir? 2-2,5 metrelik bir dalga. Orta yer yer kaba dalgalı bir deniz olacak. Bugün hafif ve yer yer orta dalgalı, yarın ise orta yer yer kaba dalgalı geçecek. Denizcilerimizi de duyururuz. Aman dikkat diyelim. Ve biz yine dünyamızın dönmesine bakalım ve Türkiye'mde durmasını söyleyelim. Evet, bakıyorum. Nereye bakıyorum? Güzelim şehir İstanbul'a bakıyorum. Bugün İstanbul yağmurlu 12 derece. Samsun ve Trabzon da yağmurlu. Samsun 13, Trabzon 15 derece. Geriye kalan seçtiğim şehirlerde havanın parçalı bulutlu geçeceğini öngörmek mümkün. Ve Ankara 11 derece, İzmir 17, Antalya 23, Adana 24, Hatay 21, Gaziantep 19, Diyarbakır 18, Van 10 derece ve Erzurum 7 derece efendim.
Türkiye'mdeki havalar da böyle efendim. Ve Büyük Britanya'da Londra ve Edinburgh'a bir uzanıyorum. Ve Londra'da bugün çok bulutlu bir görünüm olacak ve 14 derece. Edinburgh yağmurlu 15 derece ve İrlanda adasından Dublin parçalı bulutlu 13 derece. İber Yarımadası'na giriyoruz. Madrid ve Lisbon. Lisbon az bulutlu 20 derece, Madrid 16 derece. Şimdi Batı Avrupa'ya giriyoruz ve Batı Avrupa'da Berlin'de bir yağmur tahmininde bulunuyorum ve 12 derece. Frankfurt, Brüksel, Köln, Frankfurt, Brüksel, Köln, Amsterdam ve Paris parçalı bulutlu. Brüksel zamanla yağmurlu geçecek. Paris 8 derece, Brüksel 11, Amsterdam 12, Köln 9 ve Frankfurt 10 derece efendim. Ve Viyana, Budapeşte, Dubrovnik ve Roma'da havalar. Budapeşte, Viyana ve Dubrovnik'te parçalı bulutlu bir görünüm var. Viyana 9, Budapeşte 9, Dubrovnik 16. Roma parçalı bulutlu. Zamanla bir sağanak yağmur geçişini görmek mümkün ve 18 derece efendim. Ve Balkanlar. Balkanlara baktığımızda Sofya'da bir yağmur tahmininde bulunuyorum. Sofya yağmurlu 6, Üsküp yağmurlu 10, Atina 17 ve Bükreş 11 derece. Ve parçalı bulutlu bir Oslo ve Helsinki. Evet, Oslo 9 derece, Helsinki 6 derece. Ve artık mutat bir hava raporu. Neymiş mutat bir hava raporu? Moskova'da kar yağışlı 3 derece. Ve Doğu Akdeniz'de baktığımızda parçalı çok bulutlu bir görünüm görüyorum. Beyrut 21 derece, Tel Aviv 22 derece. Zamanla sağanak yağmura esir kalacak diyelim. Ve az bulutlu bir Kahire'de ise 24 derece. Ve geliyoruz Cezayir ve Tunus'a. Cezayir 21 derece sağanak yağmurlu, Tunus ise 20 derece efendim. Evet, hafta sonunuz iyi geçsin. Cumartesi ve pazar günü sağanak yağmurlara dikkat diyelim ve haftaya buluşalım efendim, haftaya buluşalım. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu. Yeni bir program, yeni bir gün, yeni bir bölge. Efendim bugün Girne'deyiz ve son zamanlarda en çok konuşulan konu Girne'deki trafik. Gerçekten 10 dakikada gidebileceğiniz bir yere bazen bir saatte gidebiliyorsunuz Girne'de. Bu trafik konusunu bugün sokaktaki ses programı olarak bizler de vatandaşlarımızla konuşmak istiyoruz. Programımız başlıyor efendim. Evet, Girne'deki yoğun trafiği konuşmak istiyoruz bugün. Evet, gerçekten vatandaşlar. Ben çok eski otobüs şoförü olarak halen daha işte biraz kullanıyorum büyük araçta, küçük araçta. Çok kötü durumda. Gerçekten araba çok fazla. Halen daha limana gidin bakın, yüzlerce araba geliyor. Yani bu nereye geliyor bu arabalar, ben anlamadım. Yani satış için geliyor, satılık araba olarak. Evet, yeni arabalar. Anladım da şimdi bu yeni gelen öğrenciler, onlar çok tehlikeli araç sürüyorlar. Hatta bana arkadan, arabamı arkadan vurdular. Genelde bir şey demedik öğrenci diye. Devletimizin kötü olmasın durumu. Ama gerçekten çok kötü problem bu trafik. Zaten yolumuz çok dar.
Ya gerçekten yollar dar. Yollar yıllardır aynı ancak aynı arabalar çoğalıyor. Çok. 350 bin nüfusumuz var, 1 milyondan fazla belki araba var, belki yani. Var yani, 1 milyondan fazla araba var. Çaresi ne bu? Çaresi. Çaresi bu rentakarlar var, kiralık araçlar. Onlar da fazla aşırı. Artı öğrencilere bu arabaları gerçekten vermesinler yani. Gerçekten diyorum. Araba sürmesini bilen yok memlekette. Gerçekten yok. Felaket tehlikeli hocam. Tehlikeli sürüş çok felaket. Yani trafikte benim her gün yoldayım. Gördüğüm o. Adam üstüne çıkıyor yolun içinde ya. Telefon elinde mesaj çekiyor mesela yolda. Araba bir sağa gidiyor bir sola. Ya arkadaş trafikte olmayacak yani iyi bir kanun çıkarmaları gerek yasa buna. Yani cezalar caydırıcı olacak öyle 1.000 lira 500 lira değil. İngiltere gibi aynı 10.000 lira 7.000 lira 8.000 lira keseceğim bunlara. Çünkü gerçekten çok kötü durum. Belirli saatlerde. Yoksa devamlı mı çıkıyorlar? Devamlı çıkıyorlar. Sabah akşam sabah. Ben Esentepe, Girne'ye çalışan dolmuşçuyum. İllallah etti bu arabalar. Ama bir de Girne'nin içerisi çok sıkışık trafik olarak. Tamam da yapacak bir şey yok. Yolların eskiden kalan yollar yani. Yeni bir yol yok. Yeni bir yol yok. Yok. 30-40 yıldır aynı yol. Demirel diyese varı da ben mi içtim? Varı da biz mi gitmedik? Petrol da biz mi içtik dedi evet, Demirel. Evet aynı anlama geldi yani. Aynı anlama. Evet. Çaresi ne bu işin? Çaresi dediğim gibi iş arabalarının belirli saatlerde trafiğe çıkması gerekiyor. Elimizdeki mevcut bu. Bunu ne kadar önleyebilirsek, ne kadar koruyabilirsek. Bir de nedir biliyor musun? Bu yol üstlerinde okullar, ondan sonra kolejler, onlar bunlar perişan ediyor ya. Her taraf perişan ediyor. Tabii. Daha herkes... çok yola ihtiyacımız var. Yola ihtiyacımız var tabii. Mutlaka yola ihtiyacımız var. Yani bunu herkes biliyor. Alternatif yollara. Bunun kaçarı yok. Mutlaka yola ihtiyacımız var da şu anda elimizdeki mevcut olan yolu kullanmamız için en önemli iş arabalarının belirli saatte trafiğe çıkmaları. Girne'deyiz ve trafiği konuşuyoruz. Gerçekten son zamanlarda vatandaşlardan şikayetler var. Girne'de işte bir yerden bir yere gitmek artık çok zorlaştı. Trafik, siz ne diyorsunuz bu konuda? Vallahi söyleyeyim size, ben İngiltere'de doğdum, 50 sene onda kaldım, dünyayı gezdik 5 kere, China, Tayland, Amerika, bu kalabalık yerlerin içinde trafik çok ama onlar idare eder. Anlamadım burada ne oluyor, galiba benim düşünmem bu yolları ve bu parayı ki harcadılar. Nereden geldiyse Türkiye'den, İngiltere'den bu paraları ki topladılar bu yollar için, yanlış harcadılar. Bugünü düşündüler, uzun zamanı düşünmediler. O kadar bina çıkıyor, daha fazla araba gelecek. Ne olacak bu sokakta? Nerede yürüyecek bu arabalar? Nerede? Artık insanlar yani bıktı.